Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Ada Yayıncılık sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91'i işleyeceğiz. Seyit Onbaşı Metni Etkinlik Cevapları. Soru: Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı adlarıyla ilgili neler biliyorsunuz? Cevap: Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren şehitlerimizden bir tanesidir. Burada çok büyük mücadeleler ve şehitler olmuştur. Seyit Onbaşı da kahramanlardan bir tanesidir. Birinci etkinlik. Soru: Seyit Onbaşı çocukluğu ile ilgili neler anlattı? Resimden de yararlanarak sırasıyla yazınız. Cevap: Seyit Onbaşı çocukluğundan huzurlu bir şekilde köyde yaşadıklarını, hayvan güttüğünü, zeytin topladıklarını, mert ve cesur bir çocuk olduğunu anlattı. Soru: Seyit Onbaşı'nın yaptığı gibi siz de kendinizi arkadaşlarınıza tanıtınız. Konuşmanızda sevgili arkadaşlarım gibi uygun ifadelerle başlayınız. Cevap: Bunu sizin yazmanız gerekmektedir. İkinci etkinlik. Soru: Okuduğunuz metnin konusunu yazınız. Cevap: Okuduğum metnin konusu hak kahramanımız olan Seyit Onbaşı'dır. Üçüncü etkinlik. Soru: Aşağıdaki kelime kartlarını inceleyiniz. Kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Cevap: Tabia, bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahla güçlendirilen yapı. Vinç, ağır yük kaldırmaya ve taşımaya yarayan araç. Top, büyük ateşli silah. Gülle, yuvarlak biçimli çok ağır top mermisi. Dördüncü etkinlik. Soru: Soruları metne göre cevaplayınız. Seyit Onbaşı nerede doğmuş? Cevap: Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık köyünde doğmuş. Seyit Onbaşı'nın köyünde hangi ürün yetişiyormuş? Cevap: Seyit Onbaşı'nın köyünde zeytin yetişiyormuş. Seyit Onbaşı için askere yazılmış? Cevap: Seyit Onbaşı köyü ve ülkesine düşmanlar saldırdığı için askerliğe yazılmış. Arkadaşları Seyit Onbaşı'ya niçin koca Seyit diyormuş? Cevap: Güçlü, iri bir vücudu olduğu için arkadaşları Seyit Onbaşı'na koca Seyit derlerdi. Düşmanlar niçin Çanakkale Boğazı'nı geçmek istiyormuş? Cevap: Düşmanlar Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak için Çanakkale Boğazı'nda geçmek istiyormuş. Seyit Onbaşı ağır mermiyi niçin tek başına kaldırmış? Cevap: Arkadaşları yaralandığı için Seyit Onbaşı ağır mermiyi tek başına kaldırmış. Seyit Onbaşı mermiyi ateşleyince ne olmuş? Cevap: Seyit Onbaşı mermiyi ateşleyince kocaman savaş gemisi su almaya başladı ve yavaş yavaş denize gömülmüş. Bu olay Çanakkale Savaşı'nın sembolü olmuş. Beşinci etkinlik. Soru: Seyit Onbaşı top mermisini ateşlemek için neler yapmış? Metinden bu bölümü tekrar okuyunuz. Olayları oluş sırasına göre yazınız. Cevap: Seyit Onbaşı top mermisini ateşlemek için 215 kilogramlık mermiyi köyünü ve vatanını düşünerek bir hamlede kaldırmış. İman gücüyle basamakları çıkmış ve topa yerleştirmiş. Hedefi vurmayı düşünerek atışını yapmış. Altıncı etkinlik. Soru: Çanakkale Savaşı'nı anlatan aşağıdaki türküyü sınıfça söyleyiniz. Türkünün sözlerini defterlerinize yazınız. Cevap: Çanakkale türküsü. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğime eyvah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forumsayfacevapları.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.